kaç ağacın irticanın temsilcisi olan AKP-Giller iktidarı kendi elleriyle imzaladıkları İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsızlar. İşte bunlardan biri de İstanbul Sözleşmesi'ne saldıran Abdurrahman Dilipak. Abdurrahman Dilipak bildiğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bütün kadınlara utanmadan fahişe dedi. Halkın Kurtuluş Partisi, Kadın Çocuk Komitesi üyeleri ve Kurtuluş Partili kadınlar olarak ülkenin dört bir yanından Edirne'den Hatay'a kadar suç duyurularında bulunduk. Biz Kurtuluş Partili kadınlar olarak sarf ettiğim bu hakaretleri aynen sana misliyle iade ediyoruz. Ey Dilipak, sanma ki bu yanına kalacak. Biz Halkın Kurtuluş Partisi, Kurtuluş Partili kadınlar olarak her zaman mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizi kim yalnızla ortaçağ karanlığına götürmek istiyorsa, kim kasasını hızlıca doldurmak istiyorsa, kim bunları yapanların yanında yer alıyorsa asıl o siyasi fahişedir. Bu hakareti kendisine iade ediyoruz. Asıl siyasi fahişe kendisidir. Bizler bir bayan olarak kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz. Ve lafını kendine iade ediyoruz. En büyük fahişe kendisidir. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan, ki biz bunu İstanbul Sözleşmesi'nin kadın haklarını savunuculuğunda yeterli olmadığını savunuyoruz ve düşünüyoruz. Savunan tüm kadınları siyasi hiçbir ayrım yapmaksızın fahişe olarak niteleyen yazısını suç duyurusu olarak bildirdik. Abdurrahman Dilipak'ın Temmuz'un 27'sinde kaleme aldığı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan bütün kadınlara fahişe demiştir. Bakmayın atlarının akbak olduğunu, bunların dilleri, zihinleri, kalemleri kirlidir. 18 yıldır ABD emperyalistleri tarafından halkımızın başına musallat edilen AKP iktidarı yaptığı orta çağcı uygulamalarla Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını başta laiklik olmak üzere ortadan kaldırmıştır. AKP iktidara geldiğinden bu yana kadın cinayetleri %1400 oranında arttı. Nedeni bizi yöneten AKP'lilerin kadına şiddet abartılıyor. Bir kereden bir şey olmaz. Çok eşlilik yasal olsun. Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek. Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak. Annem de olsa diz kapağının üstü tahrik eder diyen orta çağcı zihniyetin ta kendisidir. Peki biz bu saldırılar karşısında ne yapmalıyız? Hikmet Kılımcı'nın ustanın da dediği gibi yaşamın yarısı bizsek kavganın yarısı da bizleriz. Orta çağ zihniyetini götürmek isteyenlerin karşısında dimdik, örgütlü bir şekilde mücadele edip laikliği, cumhuriyeti sonuna kadar savunup yaşatacağız. Biz HKP olarak her zaman her konuda örgütlü mücadelemize devam edeceğiz. Kadın cinayetlerine, çocuk istismarlarına, hayvan ölümlerine, kısacası her türlü zalimin, zulümün karşısında yılmadan, usanmadan, durmadan mücadele edeceğiz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizler örgütlü olmalıyız. Biz Halkın Kurtuluş Partisi kadınlar olarak bu mücadeleyi veriyoruz ve vereceğiz de. Bizler Kurtuluş Partili kadınlar olarak orta çağcı, birinci, dördüncü tür yaratıklara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz
Halkın Kurtuluş Partisi Kadın ve Çocuk Komitesi olarak her zaman sizi takip edeceğiz ve bunları yapmanızı engelleyeceğiz. Ben de bir kadınım. Hep kadınların hakkını hepimiz koruyalım. Hepimiz mücadele edelim. Biz bunların karşısındayız. Hiçbir günü ölmeyeceğiz. Kadının kurtuluşu işçi sınıfından bağımsız değildir. HKP'de örgütlenin. Kadınız, haklıyız, kazanacağız. Kurtuluş Partili kadınlar olarak herkesi örgütlenmeye çağırıyoruz. Kadın cinayetlerine son. Kadının kurtuluşu emperyalizme karşı savaşmaktır. Sosyalizmdir. Gerici zihniyete dur demek için Halkın Kurtuluş Partisi'nde örgütlenelim. Kurtuluş Partili kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesi yetmez. Devrim olmadan kadın sorunu çözülmez diyoruz. Ve kadın erkek tüm herkesi hep birlikte tüm bu saldırılara karşı mücadeleye çağırıyoruz. Kadın erkek el ele Kurtuluş Partisi'ne diyoruz. Mamma mia, che tormento della tua.